Sorumuz fizik bilimine girişle alakalı. Bir fizikçinin yürüttüğü bilimsel çalışmalarda eylemlerinden hangileri gerçekleştirilebilir? Tabi burada bilim insanının özellikleri hakkında bir soru sorulmuş arkadaşlar. Yaratıcı ve sezgisel düşünmeli. Evet, doğrudur. Gözlem ve deney yapma kabiliyetleri olmalı. Evet, ön bilgileri kullanmalı. Bu da doğru arkadaşlar. Bunların hepsi bir bilim insanının bilimsel çalışmalarında yürüttüğü eylemlerdir. O halde hepsi doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı deriz. Sorumuz ısı ve sıcaklıkla alakalı bir soru. Kapaksız cam şişenin ağzı esnek bir balon ile şekil değiştirip kapatıldıktan sonra şişe ocakta bir süre ısıtılıyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. Balonun hacmi artar. Evet, balonun arkadaşlar ısınan madde genleştiği için hacmi artacak. Gaz genleşecek burada. Şişedeki gazın basıncı artar. Şimdi gelelim, bakın esnek bir balon koymuşuz. Esnek yapılarda iç basınç dış basınca eşit. Yani şu an içerideki gazın basıncı dışarıdaki açık hava basıncına eşit. Eğer siz gazı ısıtırsanız buradaki moleküllerin kinetik enerjisi artar. Basıncı artmaya başlar. Basıncı artınca arkadaşlar bu balonu şişirir. Balon şişince hacmi artar. Yani içteki basınç yine dıştaki basınca eşit olacak şekilde yine dengede kalır. Tabi buradaki balonun esnekliğinden kaynaklanan o gerilmesinden kaynaklanan kuvvet ihmal edildiğinde iç basınç yine dış basınca eşit olur. Yani şişedeki gazın basıncı arkadaşlar değişmez. Değişmez. 3. Şişenin iç enerjisi artar. Evet, ısınan maddenin iç enerjisi artar. Ondan dolayı da 3. ifademiz de doğru. 1 ve 3, yani cevap C seçeneği doğru olmalı. Sorumuz kuvvet ve hareketle alakalı bir soru. Şekil 1'deki pusula akım taşıyan tele yaklaştırıldığında pusulanın ibre sapmakta. Şekil 2'deki ipe bağlanan taş serbest bırakılığında taş salınım hareketi yapmakta. Şekil 3'teki leğendeki suya bırakılan kağıt gemiyi yüzmektedir. İbrenin sapmasını, taşın salınımı yapmasını, geminin yüzmesini sağlayan kuvvetler F1, F2, F3 olduğuna göre bu kuvvetlerden hangileri temas gerektirmeyen kuvvettir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada akım geçen tel çevresinde manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan da manyetik kuvveti doğurduğundan dolayı buradaki pusula yine sapar. Bu temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Alan kuvvetidir. Alan kuvvetleri temas gerektirmez. Yer çekim alan kuvveti, manyetik alan kuvveti, elektriksel alan kuvvetleri bunlar temas gerektirmeyen kuvvetler. Bize temas gerektirmeyen kuvvetleri sormuş. Evet, birincisi temas gerektirmez. Şimdi buradaki taş ne yapıyor arkadaşlar? Salınım hareketi yapıyor. Niye? Ağırlığın etkisiyle yer çekim kuvveti ne yapıyor? Ağırlık bu yönde çekiyor. Haliyle hareket doğrusundaki bileşeni, atıyorum G çarpı sin alfa diyelim, bileşeni ne yapıyor? Bunu bu yönde hareket ettirmeye çalışıyor. Ve burada kuvvet de sürekli değiştiğinden dolayı hızlanıp yavaşlayıp duruyor. Hızlanıp yavaşlayıp duruyor. Bu şekilde sürekli bir salınım hareketi yapıyor. İşte bu kuvvet, yani salınımı sağlayan kuvvet arkadaşlar nedir? Temas gerektirmeyen kuvvettir. O halde arkadaşlar ikincisi temas gerektirmeyen kuvvet mi? Evet. Üçüncüsünde gemi, kağıt gemimiz arkadaşlar yüzüyor. Burada sıvı bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Gerektirmeyen sorulduğu için o zaman üçüncüsünde gerektirmeyen bir durum yok. Ondan dolayı cevabımız 1 ve 2, yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz enerji ile alakalı bir soru. Yatay düzlem üzerinde bulunan silindir şeklindeki türdeş K ve L, kesik koni şeklindeki türdeş L ve M cisimleri şekilde ekibidir. Yani bunun silindir şeklinde, bunların da kesik koni şeklinde olduğunu belirtmiş. Ağırlıklarının büyükleri sırasıyla GK, GL, GM olan KLM cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Potansiyel enerji eşitse ağırlıklar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar potansiyel enerji bulunurken EP, M çarpı G çarpı, yani ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakılır. Ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakacağız. O halde bu düzgün silindir şeklinde olduğu için ağırlık merkezi tam orta noktası. Diğerlerine baktığımızda arkadaşlar bu yukarı doğru genişleyen bir yapıya sahip olduğu için ağırlık merkezi yukarıda, ortasından yukarıda. Bunun da ağırlık merkezi ortasından aşağıda. O halde potansiyel enerjileri eşitse, düşünün şimdi bunun yüksekliği fazla olduğu halde diğerleriyle eşit potansiyele sahipseler, demek ki en küçük ağırlığı olan bu, sonra bu, sonra bu. Ağırlığı en büyük olanın da bu olması gerekiyor. Çünkü yüksekliği küçük olanın, ağırlık merkezinin yerden yüksekliği küçük olanın ağırlığının da büyük olması lazım. O halde M'nin ağırlığı arkadaşlar en fazla, sonra K'nın, sonra da L'nin şeklinde sıralanması gerekir. Cevap MKL şeklinde, yani C seçeneği doğru olmalı. Sorumuz dalgalarla alakalı bir soru. Sıcaklığı her yerinde aynı olan hava ortamındaki demirden yapılmış eşit kalınlıktaki K ve L çanlarından
L'nin kütlesi K'nın 3 katıdır. Bunun kütlesi bunun 3 katıymış arkadaşlar. Yani M'e 3M şeklinde verilmiş. K ve L çanlarına demir tokmakla birer kez vurularak ses üretiliyor. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K'dan yayılan sesin frekansı L'nin ikisinden fazladır. Şimdi bunun madde miktarı arkadaşlar çok olduğu için buna tokmakla vurduğunuzda demir tokmakla bunun gidip gelme süresi uzun sürer. Bunun gidip gelme süresi titreşim süresi daha kısa sürer. Titreşim süresinin kısa olması arkadaşlar frekansının büyük olması yani daha çok titreşmesi anlamına gelir. Ondan dolayı bunun frekansı büyük bunun frekansı küçük. Mesela bunun frekansını arkadaşlar 2F diyeyim bunun frekansını F diyeyim. O halde K'dan yayılan sesin frekansı L'nin ikisinden fazla mı? Doğru. K'dan yayılan sesin hızı L'nin ikisine eşittir. Arkadaşlar ses yayılırken ortamda yayılıyor. Yani bizim kulağımıza gelen ses aynı ortamda, aynı hava ortamındayız. Bak o zaman ne oluyor? Ortama bağlı olduğu için ortam değişmediğinden dolayı sesin frekansı bize gelene kadar değişmeyecek. Onun için sesin frekansı K'dan yayılan ile L'den yayılan sesin hızı birbirlerine eşittir. Yani bu ifademiz de doğrudur. L'den yayılan sesin şiddeti K'nın ikisinden fazladır. Şiddete baktığımız arkadaşlar tokmakla vuruyoruz ama nasıl vurduğumuzu söylemiş mi? Nasıl bir enerjide vurduğumuz söylenmiş mi? Söylenmemiş. Ondan dolayı bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani cevabımız 1 ve 2 yani B. Sorumuz elektrostatikle alakalı bir soru. Şekil 1'deki topraklanmış K elektroskobun topuzuna eksi yüklü iletken cisim yalıtkan sapından tutularak şekil 2'deki L elektroskobun topuzuna yün kumaşa sürtülen plastik tarak dokunduruluyor. Şekil 3'teki M elektroskobun topuzuna da artı yüklü iletken cisim yalıtkan sapından tutularak dokunduruluyor. Buna göre KLM elektroskoplarından hangilerinin yaprakları dokunma ile elektriklenme gerçekleşme sonucunda açılır? Şimdi birinci duruma bakalım arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Bu cismi buraya dokunduruyoruz. Ama dokunma ile elektriklenme gerçekleşiyor mu bakalım? Yapraklar açılıyor mu? Şimdi elektroskopumuz topraklanmış. Topraklanan tüm cisimler nötrlenir arkadaşlar. İletken bir cisme sahipse nötrlenir. O zaman burada elektroskopumuz nötr. Cismi dokunduruyoruz. Yine onu da toprağa dokundurmuş gibi oluyoruz. Sonuçta bunun bir toprakla bağlantısı var. Bu cismimizde iletken yüklü bir küre olduğu için ne yapıyor? Yükünü onlara veriyor ve yine topraklanıyor. Topraklandığı için ne oluyor arkadaşlar? Hepsi nötr oluyor. Hem buradaki dokundurduğumuz eksi yüklü cisim hem elektroskop hem de toprak hepsi birlikte nötr. O zaman yapraklar açılmadı. Tamam dokunma ile elektriklenme gerçekleşti ama yapraklar açılmadı. İkincisinde yalıtkan bir tarak kullanılmış arkadaşlar. Şimdi sürtünme ile elektriklenme gerçekleşmiş. Tarağımızı yüklemişiz ama yalıtkan bir tarak olduğu için o gidip buradaki L küresinin elektroskobun topuzuna dokundurulduğunda haliyle yüklerin gidebilmesi için L elektroskobuna buradaki yüklerin hareket edebileceği iletken bir tarak olması gerekir. Ama bu yalıtkan plastik bir tarak kullanılmış. Ondan dolayı da arkadaşlar buradan buna yük geçişi olmaz. Dokunma olur ama yük geçişi olmaz. Ondan dolayı da buradaki L elektroskopun yaprakları açılamaz. Üçüncüsünde hem iletken bir küre kullanmışız. Yüklü bir küre gitmişiz. M'nin topuzuna dokundurmuşuz. Dokunma ile elektriklenme gerçekleşir ve elektroskopun yüklenmesinden dolayı yapraklardaki yükler birbirini iter ve yapraklar açılır. Hem dokunma hem de yaprakların açılması gerçekleştiği için cevabımız yalnız M yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Tek renkli I ışığının K ortamından L ortamına geçerken izlediği yol şekilde gibidir. Buna göre teta açısı niceliklerinin hangilerinin tek başına değişmesi sonucunda değişir. Arkadaşlar ışık kırılma olayında sinyal bağıntısına göre hareket ediyordu. Yani buradaki gelme açımız gelen ışığın normalle yaptığı açı. Bu da kırılma açımız kırılan ışığın normalle yaptığı açıydı. O halde sinyal bağıntısımız sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı eşittir. Açılarla hızlar doğru orantılı ve indislerle ters orantılıydı. Yani arkadaşlar sinyal bağıntısına göre indislerle açılar ters orantılı olacak, hızlar doğru orantılı olacak. Şimdi teta açısını etkileyen faktörleri soruyor. K ortamın kırıcı ilgisi. Arkadaşlar teta'yı hem K ortamın kırıcı ilgisi hem de L ortamın kırıcı ilgisi etkiler. Yani burada kırılma oranı diyoruz biz bu orana. Kırılma oranı değiştiren bir faktördür K ortamın kırıcı ilgisi. Demek ki teta açısının değişmesini sağlayan bir etkendir. Doğru. I ışığının rengi. Arkadaşlar burada kırmızı kullanmışız. Kırmızı en az kırılan ışık. Mor kullanırsak çok kırılacak. En çok kırılan mor olduğu için. Demek ki kırmızıdan mora doğru kırılma oranı değiştiği için buradaki teta açımız buna bağlı olarak değişecek. Yani ışığın rengine de bağlı.
Gelelim şimdi alfa açısına. Alfa açısını artırdığımızda bu teta 1 azalmış oluyor. Veya alfa açısını azalttığımızda teta 1 açısı da artmış oluyor. Yani alfanın değişmesi buradaki gelme açısını etkilediği için sin elbansına göre sin teta 1 ifadesi değişmiş olacak. Ama ortamların kırıcı inisleri değişmiyor. Demek ki bu oran değişmezken üst tarafı azaltırsam alt tarafta azalacak. Üst tarafı artırırsam alt tarafta artacak ki bu oran değişmesin. O zaman demek ki ben alfayı değiştirdiğimde buna bağlı olarak teta da değişmiş olacak. Demek ki tetanın da burada değişmesi gerekir. Yani cevap hepsi E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kimya için doğru, simya için yanlıştır denilmiş? Kimya ve simya olarak öncüllere sırasıyla bakalım. Birinci durum, sistematik bilgi aktarımı vardır. Bu kimya için doğru, simya için yanlıştır. İkinci öncül, çalışmaları sınama yanılmaya dayalır. Bu simya için doğru, kimya için yanlıştır. Çünkü kimyada çalışmalar deney ve gözlemlere dayalıdır arkadaşlar. Üçüncü öncül, sağlam teorik temelleri vardır. Kimya için doğruyken bu öncül, simya için yanlış. Bize soruda kimya için doğru, simya için yanlış olanlar soruluyordu. Dolayısıyla 1 ve 3 aradığımız şık olacak. Cevabımız D şıkkı. Aşağıda belirtilen elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir deniliyor. Şıklara baktığımız zaman C şıkkı yanlış, kromun sembolü CR olacaktı. Yukarıda bir tepkime verilmiş. Bu tepkime ve X maddesiyle ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Birinci öncüle baktığımız zaman nötralleşme tepkimesidir denilmiş. Bu öncülümüz doğrudur. Çünkü nötralleşme tepkimesi olması için bir tepkimenin asit baz tepkimesi olması gerekiyor ve bununla birlikte su açığa çıkmış olması gerekiyor. Eğer sadece asit baz tepkimesi olup su açığa çıkmazsa böyle tepkimelere nötralleşme tepkimesi demiyoruz. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Verilen tepkimemiz asit baz tepkimesi ve su açığa çıktığı için nötralleşme tepkimesi doğrudur dedik. İkinci öncüle geldik. X'in formülünü vermiş bize. Formül bulma sorularında şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Giren ve ürünlerdeki elementlerin türü ve sayısı eşit olmalı. Baktığımız zaman girenlerde hidrojen elementimiz, karbon elementimiz, oksijen elementimiz ve sodyum elementimiz var. Ürünlerde de aynı şekilde ve aynı sayıda olmalı. Girenlerde kaç tane hidrojen var? 2 tane H2CO3'ten geldi. 2 tane de bakın 1 tane hidrojen NaOH'da var ama 2 tane olduğu için 2 tane hidrojen de sodyum hidroksitten geldi. Toplamda girenlerde 4 adet hidrojenim var. Ürünlere baktığım zaman sudan gelen 2 kere 2 4 4 hidrojenim bulunmakta. Dolayısıyla bizim X bileşiğimizde ne olacak? Hidrojen yer almayacak. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır. Çünkü verilen bileşikte bir tane hidrojen vardır denilmiş. Fakat biz bileşiğinin tam formülünü bulalım aynı taktikle. Girenlerde bir tane karbonum var. Ürünlerde henüz karbonum yok. O halde bize sorulan bileşikte bir adet karbon bulunmalı. Devam ediyorum. Oksijen sayım girenlerde 3 tane H2CO3'ten 2 kere 1 yani 2 oksijen de sodyum hidroksitten geldi. Toplamda 5 adet oksijenim var. Ürünlerde ise sudan gelen 2 çarpı 1'den 2 tane oksijenim var. Dolayısıyla burada 3 tane oksijenim eksik. Bileşikte 3 tane de oksijen bulunmalı dedim. Devam ediyorum. Sodyum sayısı girenlerde 2 tane. Ürünlerimizde sodyum yok. Dolayısıyla 2 tane sodyum lazım bana. O halde benim aradığım bileşik formülü sodyum karbonat bileşiği olacak. Sodyum karbonatın yaygın adı da çamaşır sodasıdır. Üçüncü öncülüm doğrudur. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Şekilde bir periyodik sistem verilmiş. X, Y, Z, T, Q ve L elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri de gösteriliyor tabloda. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Yine periyodik sistem sorularında ilk olarak grupları görmek işimizi kolaylaştırabilir. Grupları yazıyorum. 3A, 4A, 5A, 6A, şurası 7A ve 8A olacak.
Hemen öncüllere bakıyorum. Y ve Z bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik alır. Bu özelliğe sahip element sınıfı metaller. Baktığımız zaman Y 2A grubunda, Z'de 3A grubunda olduğu için metaldir. Metallerin grup numaralarını da bir hatırlatalım. 1A, 2A, 3A grupları ve geçiş elementleri, metalleri oluşturmakta. Tabi burada 1A'da hidrojen hariç diyorum. Hatta 3A'da da bor da hariç. Bor da yarı metaldir arkadaşlar. Dolayısıyla Y'miz 2A ve 3A'daki Z elementi de 3. periyot 3A olan alüminyum elementi olduğundan dolayı bu da bir metaldir. A şıkkımız doğrudur diyoruz. B şıkkına geldik. X, Y ve Z metal. T ve Q ametaldir. Bakın X 1. periyot 1A grubundaki hidrojen elementi. Az önce söylemiştim. Hidrojen hariç demiştik. Hidrojen bir ametaldir. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır. Diğer elementlerin sınıflandırılması doğruydu bu arada. Y ve Z metaldi. T ve Q 7A grubu olduğu için ametaldi ama işi X bozdu. Diğer öncüllere de bakıyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan L'dir denilmiş. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe ve grup büyüdükçe yani yukarıda ve sağda en fazladır. O halde bize verilen elementlerden L'nin iyonlaşma enerjisi daha büyüktür diyoruz. Burada X elementi kafamıza takılabilir. X hidrojeni temsil etmekte hidrojenin özel durumları var biliyorsunuz. Şöyle aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan element birinci periyot 8A'daki helyum elementidir. İkinci olarak ise ikinci periyot 8A'daki neon elementi. Burada L elementini temsil etmekte. Deneysel ölçümler sonucunda hidrojenden neonun da iyonlaşma enerjisi daha büyüktür diyebiliriz. O halde C şıkkı doğrudur. D şıkkına da bakalım. X, T ve Q doğada diatomik halde bulunur. Yani moleküler yapıda olduğunu söylüyor. Ametallerin çoğu özellikle 7A grupları diatomik halde bulunmakta arkadaşlar. 7A'da T ve Q halojen diatomik halde bulunur. Bir de yine hidrojen de X de diatomik halde bulunur. Mesela oksijen de diatomik halde bulunur. Burada ametalleri arayacağız. Kısaca X, T ve Q doğada diatomik halde bulunur ifadesi doğru. E'ye de bakalım. Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Yarıçap da sola doğru ve aşağı doğru inildikçe yani periyot büyük, grup küçük oldukça artmakta. Verilen durumlarda en aşağıda olan Y, Z ve Q, bunlardan da en solda olan Y elementinin yarıçapı daha büyüktür diğerlerine göre. Cevabımız B şıkkı oldu. Lewis nokta gösterilmiş şekildeki gibi olan XY3 molekülüyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Lewis yapısına baktığım zaman bu bileşiğin elektron ortaklaşması sonucunda oluştuğunu, dolayısıyla kovalent bir bileşik olduğunu görmekteyim. Zaten XY3 molekülde demiş. Birinci öncül polar bir moleküldür deniliyor. Arkadaşlar eğer bir bileşikte 2'den fazla atom varsa sayı olarak, ki bizim molekülümüzde 1 tane X, 3 tane Y yani toplamda 4 atom var. Böyle moleküllerde Lewis yapısına bakacağız. Lewis yapısı yazıldığında merkez atomda X'teki gibi ortaklaşmamış elektron çifti varsa böyle moleküller polar yapılı moleküllerdi. Yük dengesi sağlanamıyordu. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle geldik. Moleküller arasında yoğun fazla hidrojen bağı etkilidir. Bunu kesin diyemeyiz çünkü hidrojen bağı olması için hatırlarsanız hidrojenle birlikte flor, oksijen ya da azottan en az biri bulunmalıydı. Bizim elementlerimize baktığımız zaman X'in 5A grubu olduğunu, Y'nin ise 1A olduğunu söyleyebiliriz. Nereden anladık derseniz arkadaşlar X'in zaten ortaklaşmamış 2 elektronu var. Bir de bağdaki elektronların yarısı X'e ait toplamda 5A grup olduğunu X'in Lewis formülüne bakarak anlayabiliyoruz. Çünkü elementler son katmanlarında bulunan elektron sayısı kadar etrafına nokta konuluyordu. Burada da 5 tane nokta konulduğu için 5A grubundadır diyoruz X için. Y için ise etrafında ortaklaşmamış elektron çifti veya elektron sayısı yok. Sadece bağdaki 2 elektrondan birisi Y'ye ait. Dolayısıyla Y'nin sembol etrafında bir nokta var ve 1A grubudur yorumunu yapacağız.
metal olsaydı iyonik bir bileşik olacaktı. Metal olmadığını anlıyoruz çünkü metal olsaydı iyonik bileşiklerde katyon anyon şeklinde bir Lewis gösterimi söz konusuydu. Burada elektron ortaklaşması olduğundan dolayı kovalent bir bileşik dedik. Bir A'da tek ametalde hidrojen olduğu için Y'ye hidrojen dedik. Şimdi ikinci öncüle geri dönersek hidrojenimiz var, tamam, bu koşulu sağlıyoruz. Bize bir de fon grubundan birisi lazım. Bizim X'imiz kaç A grubu? 5 A grubu. Azot olma ihtimali var fakat kesinlikle azottur diyemeyiz. 5A'daki başka bir element mesela fosfor da olabilir. Periyod hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Yani bu XY3 bileşiği aslında PH3 bileşiği de olabilir. PH3 olursa kesinlikle hidrojen bağı vardır diyemiyoruz arkadaşlar. İkinci öncül yanlış, kesinlik yok çünkü. Üçüncü öncül X'in 5A, Y'nin 1A olduğunu zaten az önce nasıl bulduğumuzu söyledik Lewis formülünden. Üçüncü öncül de kesindir. Bize kesin olanlar sorulduğu için cevabımız D şıkkı olacak. Saf X maddesinin bir atmosfer basınçta 25 derecedeki fiziksel hali katıdır. Şöyle yazalım. 25 derecede katı halde bulunuyormuş. 50 derecede sıvı, 120 derecede gaz olduğu söyleniliyor. Buna göre bir atmosfer basınçta 20 derecede X maddesinin ısınma eğrisi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz denilmiş. Şıklardan gideceğiz burada. Öncelikle bölgelerimizi bir belirleyelim. Biliyorsunuz ki saf maddeler, bakın saf demiş maddemiz için, hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. Bu maddemiz 20 derecede ise 25 derecede katı olduğuna göre 20 derecede hayli hayli katı olacak. Yani iki defa hal değiştirme durumuna sahip olacak. Verilen bölgelerde zaten iki defa hal değiştirdiğini görmekteyiz. O halde şu bölgemiz A şıkkı için katı bölgesi. Burada katı sıvı bölgemiz. Şurada sıvı bölgemiz. Ve en üstte gaz bölgemiz var. Şurada da yine sıvı gaz bölgesi. Aynı şekilde diğer şıklar için de yazıyorum. Katı, sıvı ve gaz olduğu bölgeleri belirleyelim. Şu aralarda ise katı ve sıvı hal birlikte bulunuyor. Burada sıvı ve gaz hal birlikte bulunmakta. Diğer şıklar için de bu durum geçerli. Şimdi bakalım, tek tek deneyeceğim. 25 derecede A şıkkından başlıyorum. 25 derecede katı mı? 25 derecede şurada olarak düşünürsem katı halde bulunabilir. 50 derecede sıvı mı? 50 derecede şu bölgeye düşmekte, sıvı bölgesine düşüyor. Doğru. 120 derecede gaz mı? 120'de de 90'dan daha büyük bölgeye düşüyor. Gazdır diyorum. Yani A şıkkı bizim için doğrudur diyoruz. Şöyle farklı bir renkle yapalım, karışmasın. Evet, B şıkkına geldim. 25 derecede katı mı? 25 derece şu bölgeye düştü katı. 50 derecede sıvı mı? Bakın 50 derecede katı da olabilir, sıvı da. Ama ben şurada düşünürsem, yani elime tamamen bitmiş artık, 50 derecede tamamen sıvı halde olabilir. Burada da koşulu sağladık. 120 derecede gaz mı? Yine 120 derecede şöyle düşünürsem sıvı. Ama şu sağ köşede düşünürsem tamamen buharlaştı, gazdır diyebilirim. B şıkkı da öncülümüz sağlamakta arkadaşlar. C şıkkına bakalım. 25 derecede şuraya düşüyor. Yani katı olması lazım. Sağlıyor. 50 derecede sıvı mı? Bakın 50 derecede de yine bu bölgeye düşüyor. 60'dan daha küçük. 50 derecede de katı olur bu grafiğe göre. Ama bizim maddemiz 50 derecede sıvıymış. Dolayısıyla C şıkkı bizim yanlış olan grafiğimiz. Diğer öncüllere de bakalım. Mesela 120 derecede gaz mı? Evet, gazdı. Burada sağlıyordu ama şurası C şıkkında yanlış yaptı grafiği. D şıkkına da bakalım arkadaşlar. 25 derecede birinci bölgeye düştük, katıdır. 50 derecede şuraya düştük, sıvı bölgesine düştük. 120 derecede üçüncü bölgeye, en yukarıdaki bölgeye, gaz bölgesine düştük. Bu grafikte doğru. E şıkkına bakıyorum. 25 derecede birinci katı bölgeye düştüm. 50 derecede sıvı demiş ya. Yine ben şu bölgeyi düşünüyorum. Sıvı olduğu bölgeyi. Katı da olabilir 50'de. Sıvı da olabilir. Sıvı olduğu durumu düşündük. 120 derecede en üst bölgeye, gaz olduğu bölgeye düştü. Kayın noktasından daha yüksekse gaz. Dolayısıyla bu grafikte doğru. Tekrar söylüyorum. Cevabımız C şıkkı. Temizlik malzemeleri olan X ve Y'nin etken maddeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre X ve Y ile ilgili
özelliklerden hangileri ortaktır deniliyor? X maddemiz deterjana ait bir etken madde. Nereden anlıyorum? Benzen halkası ve sülfonat bileşiği bize deterjanı hatırlatacak arkadaşlar. Y maddesinde ise sabun molekülü, hatta beyaz sabun molekülü arkadaşlar bu. Beyaz sabun diyorum. Beyaz sabun olduğunda bir yağ asit kökü var şurada ve sonu sodyumla bitmiş. Sodyumla biterse beyaz sabun, potasyumla biterse Arap sabunu olarak ifade edilmekteydi. X maddem deterjan, Y maddem beyaz sabun. Buna göre ortak özellik soruluyor. Birinci öncül hidrofil ve hidrofob uç içerme. Biz böyle maddelere yüzey aktif madde deriz arkadaşlar. Hem sabun hem de deterjan yüzey aktif maddedir. Hidrofil ve hidrofob grup içerirler. Birinci öncülüm doğru. Hatta bu grupları da belirleyelim. Bakın şu hidrokarbon kısım apolar kısmı. Apolar demek hidrofob demekti. Hidrofob kısmı belirler. Diğer kısım ise yapıda 2'den fazla tür farklı atom olduğundan dolayı polar kısmı temsil etmekte. Polar kısma da biz hidrofil diyorduk. Aynı şekilde sabun için karbon ve hidrojenden oluşan kısım şu C17H35 kısmı hidrofob olan kısım, apolar kısım. Yine şu kısım ise yapıda 2'den fazla tür olduğu için hidrofil kısmı temsil etmekte, yani polar kısmı temsil etmekte. Hem deterjanımızda hem de sabunumuzda hem hidrofil hem de hidrofob kısım bulunmakta. İkinci öncül petrokimya türevi olma, bu ortak bir özellik değil. Deterjana ait bir özelliktir arkadaşlar. 3. Sert sulardaki kalsiyum iyonunu çöktürme, bu da ortak bir özellik değil. Kalsiyum iyonunu çöktürme veya sert sularda temizlik özelliğini kaybeden beyaz sabundur arkadaşlar. Deterjanlar sert sularda bile etkin bir şekilde temizlik sağlıyor, çökerme göstermiyor. Bize ortak olan özellik sorulduğu için cevabımız A şıkkı oldu. Su vücutta gerçekleştirdiği birçok olaydan dolayı vazgeçilmez bir besindir. Buna göre su sayesinde hangileri gerçekleşir? Vücut sıcaklığını ayarlama. Evet hocam, terleme ile vücut sıcaklığı ayarlanır. Kanın yapısına katılma. Kan büyük oranda su molekülünden meydana gelmiştir. Özellikle taşıma dolaşım sisteminde bir maddenin çözünüp çözünememesi işte kanın su özelliğiyle alakalı. Boşaltım ürünlerini seyreltme doğrudur. Özellikle idrar oluşumu sırasında değil mi suyun atılması, alınması ve bu sayede moleküllerin seyreltilmesi söz konusu oluyordu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 2 ve 3. Mitokondri ve kloroplasta özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Bakın mitokondri iç sarı krista olan, kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomları bulunan. Kloroplast da şu şekilde çift zar artı üçüncü bir zar sistemi diyorlar buna. Granalar tilokoid zarlardan oluşuyor ve stroma denilen bir sıvı. Buradaki sıvının adı neydi? Matrix. Buradaki sıvının adı stroma. Bakın burada elektron taşıma sistemleri var. Elektron taşıma sistemleri grananın üzerinde. Aynı zamanda klorofil mevcut. Elektron taşıma sistemi mitokondrinin neresinde? Kristasında. Şöyle yapalım. Elektron taşıma sistemi. Evet. Peki hocam, burada da DNA, RNA, ribozomlar bulunabiliyor. O zaman DNA replikasyonu ikisi de yapabilir. Zaten sayısını çekirdek kontrolünde arttırabiliyordu. Çift zarlıdır, doğru. Ribozom bulundurma, kendi ribozomları var. Ama klorofil taşıma kime aitti arkadaşlar? Kloroplasta aitti. O zaman ortak değil. Cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Grafiklerden hangileri fotoototrof ve kemoototrof canlılarda ortak olarak gözlenebilir demiş. Bakın fotosentez yapanlar, kemosentez yapanlar. Bunlar ototrof canlılar, kendi besini üretiyor. Ve bir yere not almanızı istiyorum arkadaşlar. Hangi ototrof canlı olursa olsun karbondioksiti karbon kaynağı olarak kullanır. Dolayısıyla reaksiyonlar sırasında karbondioksit azalacak. Bakın canlı karbondioksiti su ile birleştirip besin artı oksijen üretiyor ve ışık, klorofil gibi molekülü kullanıyorsa, ki bu klasik fotosentez reaksiyonlarından bir tanesidir. Bakın suyu azalttı fotosentez. Peki hocam, inorganik bileşiklerin oksitlenmesiyle açığa çıkan enerji karbondioksit ve suyun birleştirilerek besin üretiminde kullanılıyorsa bu reaksiyon nedir? Bu reaksiyon kemosentetik reaksiyondur. Bakın burada da su molekülü kullanıldı. Ortak olabilir diyor zaten.
Yani fotosentez reaksiyonlarının bazılarını su molekülü kullanmayabilir. Mesela H2S kullanılabilirdi. Hatırladınız mı? Ama hocam gözlenebilir dediği için 2'yi aldım. Sonuçta ikisi de ototrof canlı. Amaç zaten besin üretmek arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oluyor? 1, 2 ve 3. Hangisi iki canlının aynı tür olduğunu ispatlar? Kromozom sayısının aynı olması. Bakın kurt bağrı bitkisi, moni balığı, insan 46 kromozomlu ama aynı tür değiller. Verimli döl oluşturmak aynen öyle. Çiftleştiğinde verimli döl oluşturabiliyorsan, yani bu şekilde mesela oluşturduğun canlı gidip başka bir canlıyla da yavru oluşturabiliyorsa sen aynı türsün. Aynı şekilde beslenmesi iki canlı ototrof da olabilir, heterotrof da olabilir, kanıtlamaz. Böbrek ile boşaltım yapması arkadaşlar, omurgalılar böbreklerle boşaltım yaparlar. Yani balık, kurbağa, sürüngen, işte kuş, memeli böbreklere sahiptir. Tamam, böbrekleri çeşitleri olarak, yani çeşit olarak farklı olabilir. İşte pronefroz, mezonefroz, metanefroz, ki bu sizi ilgilendirmiyor zaten ama omurgalıların ortak özelliğinde böbrekle boşaltım yapma var. Aktif genlerin aynı olması, sonuçta arkadaşlar bazı reaksiyonlar bütün canlılarda ortak. Mesela atıyorum işte protein senteziyle ilgili genlerin aktif olması bu iki canlının aynı tür olduğunu kanıtlamaz. Fakat bakın tekrar söylüyorum, verimli döl oluşturmak kanıtlar. Ha, sizin kafanızı karıştırmak için sınavda şöyle bir şey de sorabilir. İşte çiftleşebilen canlılar aynı türdür. Hayır, çiftleşebilen demiyorsun. Çiftleştikten sonra oluşan canlı verimli dölse aynı türdür diyorsun. Çünkü at eşek çiftleşince katır oluyor ama katır verimli değil. Anlaştık mı? Bu tarz kelime oyunlarına dikkat edin. Cevabımız dediğim gibi B seçeneği. Hangileri mitoz ve meyoz bölünmede ortaktır demiş arkadaşlar. Bakın tetrad synapse crossing over olayları kime özgüdür? Meyoz bölünmeye özgüdür. Kaldı ki crossing over meyozda bile görülmeyebilir. Kardeş kromatit ayrılması meyozda ana faz 2, mitozda ana faz. İyi ipliklerin oluşumu mikrotübüller sayesinde oluyordu. Özellikle profaz evresinde. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Kalıtım ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özelliklere modifikasyon denir. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangileri modifikasyon örnektir? Hatta modifikasyon genlerin işleyişinde meydana gelen değişim demektir arkadaşlar. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimdir. Kesinlikle ama kesinlikle kalıtsal değildir. Tamam mı? Peki hocam, kalıtsal olmayan ve işleyişi değiştiren olaylara bakalım. Mesela ten renginin bronzlaşması olabilir. Gittin güneşlendin. Doğru mu? Derindeki melanin pigmenti artımı ile ilgili reaksiyonlar ön plana çıkmaya başlayacak. A ve B kan gruplu ailenin sıfır kan gruplu çocukların doğması, kan grubu çevreden etkilenmiyor. Sonuçta A sıfır, B sıfırdır ve bu kalıtımda sıfırlar yan yana gelince çocuk sıfır kan gruplu olmuştur. Buna çevre etki etmez. Beslenmeye bağlı olarak kraliçe veya işçi arın oluşumu tabii ki hocam. Neden şimdi? Yumurta geldi, sperm geldi, iken kromozomlu dişi oldu. Dişi eğer polenle beslenirse buradaki genler işleyiş olarak değişip, işleyiş olarak lütfen yapısal değil, ne yapacak? İşçi arıya dönüşecek. Ama ne oldu? Arı sütüyle beslenirsen kraliçe arı olursun. İşte bu modifikasyon örneğidir. Yani çevrenin, yani beslenmenin genler üzerine etkisini söz konusu eder. Cevabımız 1 ve 3.